Günaydın, bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te ve buyurun İYİ Parti başkan ve yöneticileri uyguladığınız yanlış seçim stratejileri, kullandığınız yanlış seçim söylemleri son 50 yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz diyen isim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ahmet Zeki Üçok şu anda nav ekranlarında Çalar Saat'te. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyeyim ama gördüğüm kadarıyla kızgınsınız, öfkelisiniz. Yani en azından üzüntülüyüz, öyle diyelim. Üzgünüm. Yani. Şimdi İYİ Parti'de istifa dalgası devam ediyor. Haberimiz hazır. Hemen birlikte bir izleyelim. Sonrasında konuşacağız İYİ Parti'de neler oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa edecek mi, etmeli mi ya da etmeyecek mi, gündemine almayacak mı bu konuyu? Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum. Ağır seçim yenilgisinin ardından Akşener aday olacak mı olmayacak mı bilinmiyor ama kurmaylarından ağır sözler var ve İYİ Parti'den peş peşe gelen istifalar. İYİ Parti başkan ve yöneticileri uyguladığınız yanlış seçim stratejileri, kullandığınız yanlış seçim söylemleri son 50 yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine ortak olmamızı engel oldu. Sizleri affetmiyoruz. Hür ve müstakil diyerek 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı almıştı İYİ Parti. Seçim sonucu tam bir hüsran oldu. Aylar öncesinden gereğini de yaparım demiş, başarısızlık halinde seçim sonrasında istifa seçeneğini de masaya koymuştu. Ama Akşener bu yönde bir sinyal vermedi. Zaman kazanmaya çalışıyor yorumlarına sebep oldu. A takımı ise birer birer Akşener'e mesafe koydu. Burak Kavuncu, Teşkilat Başkanlığı, Burak Akbulut, yerel yönetimler görevinden ayrıldı. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak 8 aydır yürütmekte olduğum teşkilat başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük bir onurla yapmış olduğum yerel yönetimler başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım. Partinin kuruluş aşamasından beri Akşener'in yanında olan Uğur Poyraz ise hem kampanya dilini eleştirdi hem de ayrılığa kapı açtı. Kendi adaylarımızı öne çıkartmak yerine diğer partilerin adaylarını yerme üzerine bir dil olduğu zaman, bu benim kişisel görüşüm, vatandaş bu dilin Cumhur Koalisyonu'nun diliyle örtüştüğünü ve bu sürecin Cumhur Koalisyonu'na hizmet ettiğini ön kabul haline getirerek karşısındaki adaya yöneldi. Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum. Şimdi gözler İYİ Parti'nin olağanüstü kongresinde ve Akşener'in kararında. Efendim, olağanüstü kongrede acaba İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeniden aday olacak mı? Sizin düşünceniz nedir? Şimdi tabii seçimden önce genel idare kurulumuzda, gerekse basın yayın kuruluşlarında Sayın Genel Başkanımız eğer bir başarısızlık olursa bunun gereğini yapacağını, evine döneceğini söyledi. Yani buradan bu sahneye. Yani yaklaşık 16 ayda biz %18'lerde, yani 2022'nin Eylül-Ekim aylarında bizim oylarımız %18'di. Yaklaşık 15-16 ayda biz oylarımızın %80'ini kaybederek %3 civarı, 3,5'lar civarında bir oy aldık. Bu büyük bir başarısızlık bence. Dolayısıyla ben Sayın Akşener'in de bu seçim sonuçlarını başarılı bulduğunu düşünmüyorum. Zaten hemen olağanüstü genel kurul kararı alması da seçimindeki bu başarısızlık. Peki ne yapmalı Sayın Akşener sizce? Ben ne yapmalı bilmem ama kendisinin söylediğini, tabii kendi takdiri yine, kendisi eğer bir başarısızlık olsa bunun sorumluluğunu üstleneceğini, hatta bir vatandaşın televizyonda ben evime döneceğim siz bana oy vermezseniz dedi. Yani eğer bu söylediklerini gerçekleştirirse ben istifa edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Sayın Genel Başkanımız yılların politikacısı. Dolayısıyla partimizin de hem kurucusu hem işte bu dediğimiz %18'lere çıkaran da o. Yine takdir kendisinin. Ama başarısızlığın sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz? Bu soruya yanıt vermenizi isteyeceğim ama Meral Akşener Çalar Saat'te konuk olduğunda bu seçimin ardından eğer başarısız olunursa nasıl bir yol haritası çizeceğini aslında paylaşmıştı Türkiye ile. O gün Fox ekranıydı. Now ekranlarında bu düşüncesini paylaşmıştı. Birlikte dinleyelim. Sonrasında seçimin analizi acaba İYİ Parti'de nasıl yapılıyor?
Diyelim ki olmadı. Asla tartışmayacağız ama bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım. Bu netlikte söylüyorum ben. Biz bu seçimlere rahmetli Elçi Bey'in deyimiyle özü başımıza gireceğiz. Kaç güle ediyoruz göreceğiz. Çünkü yani bir üçüncü yolun şimdi bir açılması lazım. Millet ne derse o baş üstüne. Başarısızlık varsa ya da yaşanırsa sorumlusu benimdir ve gereğini yaparım dedi, istifa dahil. Şimdi tabii bence kesinlikle bir başarısızlık var. Çünkü Cumhuriyet tarihinde belki de 25 yıllık AKP iktidarının olduğu bir süreçte halkımız ilk defa bu iktidara dur dedi ve büyük bir başarı elde edildi. AK Parti ikinci parti yaptı. Birçok şehirdeki belediye başkanlıklarını elinden aldı ve böylesine büyük bir başarı da biz CHP ile işbirliği yapmadığımız için bu başarının ortağı ve 2028 yılına da teki seçimlere de bu başarının getirdiği rüzgarla gitme imkanını maalesef kaybettik. Bunun sebebi, bunun nedeni biz biliyorsunuz Genel İdare Kurulu'nda bir karar aldık. Evet. Genel İdare Kurulumuzda hatırlarsanız bütün televizyonlar merakla bekliyordu. İşte 14'e 45 gibi, yani 45 arkadaşımız Genel İdare Kurulu'ndaki tek başımıza seçime girelim. 14 ben ve diğer 14 arkadaşımızla işbirliği yapalım şeklindeydi. O gün herkes dedik Genel İdare Kurulu bu kararı aldı ve uygun. Ama ben o gün şunu gördüm. Genel İdare Kurulumuza girdiğimizde Sayın Burak Avuncu, bizim teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız, evet, dedi ki ben dedi bütün il başkanlarıyla görüştüm. Birkaç tanesi hastaydı. Onlar hariç yani 80 civarında il başkanıyla görüştüm. 20 il başkanımız tek başımıza girmemizi istiyor. Kesinlikle dedi. Bu durumda teşkilat ittifak istedi. Diğer il başkanlığım şu veya bu şekilde kendi şehrinde hep beraber İstanbul'da Ankara bir işbirliği istiyor dedi. Ama bizim genel idare kurulumuz teşkilatımızın bu görüşüne rağmen tek başına girme kararı aldı. Yani aslında ne teşkilatımız bunu istiyordu ne de bugün seçimde gördük seçmenlerimiz tek başımıza girmemizi istemediğini çok acı bir şekilde gördük. Yani buradaki stratejik hatadan kastettiğim budur. Yani ve bu hatanın yapılmış olması bizim ne yazık ki teşkilatlarımıza ve seçmenimize rağmen aldığımız bu kararın sorumlusu da Genel İdare Kurulu üyeleri, Başkanlık Divanı ve Genel Başkan olarak yani yönetim kadrosudur. O yüzden de bu yönetim kadrosu nasıl Genel İdare Kurulu'nun aldığı kararları çok şiddetli uyguladı, buna karşı çıkan herkesi partiden ihraç ettiyse bunun karşılığı da bugün yeni seçilecek yönetimde bu kararı almış olan kişilerin yönetimde yer almaması. Çünkü onlar stratejik bir hata yaptılar. Partimizi son 50 yıldaki belki de en büyük başarıdan mahrum kıldılar. O yüzden de benim şahsi görüşüm Genel İdare Kurulu üyeleri, Başkanlık Divanı ve Genel Başkanı olarak bir bu süreci meydana gelmesine sebep olanlar yeni yönetimde olmamalı. Şimdi siz az önce Burak Avuncu dediniz. Burak Avuncu teşkilatı, yani teşkilat başkanlığı, evet, görevini yaparken teşkilatı dinlemedi mi ben bu durumda? Şimdi, bakın, gel ben genel idare kuruluna getirdiği. Tabii o gün hepimiz yani saatlerce 4 saate yakın sürdü toplantı. Evet. Herkes konuştu. Ben konuştum birçok. Sayın Genel Başkanımız Burak Bey'e söz verdi. Dedi ki siz dedi, konuştunuz mu dedi şeylerle. O da dedi ki efendim ben 80 il başkanımızdan bir iki rahatsızdı görüşemedim ama neredeyse tamamıyla görüştüm. 20 arkadaşımız, 20 il başkanımız saymadı yani şu bu il başkanları diye. 20 il başkanımız tek başımıza girelim diyor. Geriye kalan il başkanım şu veya bu şekilde işbirliği yapalım diyor dedi. Yine ismini söylemeyeyim bir il milletvekilimiz yani oturuyoruz beraber dedi ki ben dedi gelmeden önce il teşkilatımızla görüştüm. İl teşkilatımızın, ilçe teşkilatımızın hepsi işbirliği istiyor. İşbirliği yaparsak işte ili alırız, 8 tane ilçeyi alırız. İyi adaylarda geriye kalan 7 tane daha ilçeyi alabiliriz. Ama ben dedi tek başımıza girmeyi düşünüyorum. Şimdi Genel İdare Kurulu'nda oy verme yetkisi bu arkadaşımızda. Evet. Dolayısıyla bu kararın sorumlusu bizim seçmenimiz değil. Bizim teşkilatlarımız değil. Bizim seçmenimiz sağduyulu davrandı ve bugün AK Parti iktidarının önünde dur diyebilecek bir süreç başlattı. Biz İstanbul'da bizim oyumuz %100. Ve siz buna belki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de söylediği gibi
Türkiye İttifakı'na mı dahil oldu İYİ Parti seçmeni? Şöyle söyleyeyim, örnekler somut. Bizim İstanbul'daki oyumuz 2014 Mayıs'ta %8. Ama bu oy, bu seçimde %0.6, binde 6. Neredeyse bütün seçmenimiz oylarını işbirliğinden yana kullandı ve işte bugün Sayın İmamoğlu'nun seçilmesinde büyük katkısı oldu. Burak Avuncu istifa etti. Bu istifa dalgaları da devam eder mi? Şimdi tabii siz edecek misiniz mesela? Ne yapacaksınız siz? Ben zaten genel başkan yardımcısıydım, biliyorsunuzdur. Evet. Beni Sayın Genel Başkanımız görevden aldı. Neden? Yani kendisinin söylediğine göre Şeyh Said'le ilgili attığım bir tweet nedeniyle. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben biliyorsunuz en başından beri işbirliği yapılması taraftarıydım. Bu basına da yansıdı ve bundan daha Şeyh Said'le ilgili ne tweet attınız? Biraz daha açar mısınız yani onu? Şimdi Şeyh Said biliyorsunuz vatan haini birisi. İngiliz ajanı. Bizim o dönemde Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurucularının canlarının, mallarının ve karılarının helal olduğuna dair fetva yayınlamış birisi. Ben de o dönemde Sayın Ensarioğlu hatırlayın Şeyh Said'le barışmalıyız diye bir şey açıklama yapmıştı. Ben de demiştim ki o tweette Atatürk'ün, Cumhuriyet'in kurucularının canını, malını helal kılanlarla da işbirliği yapmak isteyenler aynı partide olmak istemiyorum dedi. Yani bunu ihraç edin partimizden gibi. Bunu yazdım diye ihraç etti, benim görevden aldığını söyledi Sayın Akşener. Telefonla konuştuğumuzda. Ama partinin görüşü de zaten sizin attığınız. Aynı. Bizim partimizin Şeyh Said'le ilgili görüşü bu ve zaten de Ensarioğlu'na da. Siz parti görüşü doğrultusunda, paralelliğinde bir paylaşım yapıyorsunuz. Akşener de sizi attığınız bu tweet sebebiyle attı mı? Yani görevden bana söyledi bu. Gece bana tanımadığım bir numaradan, bende kayıtlı olmayan bir numaradan bir şey geldi. Yazı geldi. Baktım işte Sayın Akşener'in imzası var. İşte sizi görevden el çektiriyorum. Yani genel başkan yardımcısı görevden el çektiriyorum diye. O numarayı aradım. Sizden dedim kimsin yani bunu attın bana. Ben dedi genel sekreterlikten işte bilmem kim. Niye kim söyle? Bana dedi at dediler attım dedi. Ondan sonra Meral Hanım'ı aradım o gece. Sordum. Dedim efendim takdir sizin tabii ki. Ama niye attığınızı beni görevden aldığınızı söyler misiniz? Aynen bunları söyledi. Yani o attığınız tweet dedi beni çok rahatsız etti dedi. Bu nedenle dedi aldım hatta sizinle. Ben dedim istiyorsanız partiden de ayrılayım. Hayır istemiyorum dedi. Ben dedi sizi seviyorum işte partide kalın. Sizi korumak için böyle yaptım gibi. Böyle şeyler söyledi. Ben de partide kaldım. Peki ama siz aslında ittifakı savunduğunuz için görevden uzaklaştırıldığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü bu tweetten, bu tweetin neredeyse birebir aynısını bizim basın sözcümüz attı. Yani ben hatta ondan alıntı yaptım büyük bir kısmını. O yüzden de ondan olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi siz bir simülasyon ortaya koydunuz. O uzun süren toplantıda ittifakla gerilirse ne kadar il kazanılıyor, ittifaksız gerilirse ne kadar il kazanılıyor diye. Hatta ilde değil ilçe kazanılıyor, bir ilçe evet. Kazanılıyor dediniz. Sizin simülasyon çalışmadı ama öngörünüz tuttu. En azından onu söyleyeyim. Çünkü İYİ Parti bir hezimetle karşılaştı. Benim simülasyonum yine çalıştı. Bizim partimiz bu işbirliğini seçmenimiz sandıkta yaptı. Yoksa İstanbul'da bizim %8 oyumuz var. Ankara'da %13, İzmir'de %13 oyumuz var. Biz İstanbul'da binde 6 aldık. Yani bizim bütün oylarımız işbirliğine gitti. Ankara'da biz binde 9 aldık. %13 oyumuz, %12'si işbirliğine gitti. Yani dolayısıyla benim o simülasyonu tutma diye bir şey yok. Benim simülasyonum sandıkta gerçekleşti. Ve bu sandıkta gerçekleştiği için de bu şey kötü sonuç ortaya çıkmadı. Tutmadı dediğim sadece bir ilçe kazanıyoruz bu durumda demiştiniz. Hani evet. Rakamsal olarak tutmadı ama öngörünüz yani tamamen tuttu açıkçası. Ve keşke tutmasaydı yani. Keşke hiç tutmasaydı. Çünkü bizim partimizin biz 2028 yılının yani merkez bir parti olarak halkın umudu olan bir partiydik. Düşünün %18'lere geldik biz. %17-18 oy oranı ve bu sadece bir anketin değil 18 anket şirketinin ortalamasıydı. O yüzden de biz çok büyük bir umutken bu uygulanan politikalar sonucu geldiğimiz nokta %3. Bu politikayı uygulayan kim? İşte bizim söylüyorum. Genel İdare Kurulumuz, Başkanlık Divanımız ve Genel Başkanlığımız. Bu kadar. Bizim çünkü idarecimiz, partimizin idari kadrosu bu. Yönetici kadrosu bunlar. Bu ve teşkilatında söz hakkı yok mu partide? Ya teşkilatın olmaz olur mu? Var ama ben size biraz önce anlattım. Sayın Kavuncu geldi, Burak Kavuncu.
dedi ben görüştüm teşkilatlarımızda. 20 kişi, 20 teşkilat başkanımız ayrı girelim, tek başımıza girelim diyor. Ama geri kalan teşkilat başkanlarımız, il başkanlarımız şu veya bu şekilde işbirliği yapalım diyor. Şimdi biz siz buna rağmen genel idare kurulu olarak tek başınıza girme kararı aldınız. Ve seçmen de size, bu seçimde de gördük ki seçmen de işbirliği istiyor. Çünkü kendisi zaten sandıkta bu işbirliğini yaptı. Yani seçmene rağmen, teşkilatlara rağmen başarılı olmak imkansız ve bunu bilmiyorsanız eğer yapacak bir şey yok. O zaman yeni yönetimde yer almayacaksınız. Şimdi işbirliği olmazsa dediğiniz o günkü sunumda işte böyle bir Türkiye haritası karşımıza evet. çıkacak. Evet. İyi Parti bir ilçe alacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanamayacak. Çoğu yerde kaybettirilecek İstanbul'da ve Ankara'da. Bunun sunumunu yaptınız. Evet. Eğer ittifak olursa yine İstanbul kazanılıyor, Ankara kazanılıyor. 25 ayrıca il. 25 ilde benim simülasyonum. 25 ilde evet. Bu birliktelikle yine seçimden başarıyla çıkma imkanı var, var demiştiniz. İşbirliği olursa, işbirliği olmazsa evet. tablo bu. Şu anda Türkiye de kazanılan tek bir il var İyi Parti adına Nevşehir. Evet. Belki Ordu'dan da bir haber gelir mi gelmez mi? Orada itiraz süreci de devam ediyor. İnşallah. Haberimiz var. Mazba töreni de oldu. İyi Parti'nin Ordu düzeltiyorum Nevşehir Belediye Başkanı mazbatasını aldı. Yine diğer illerde de bu mazbata törenleri de bir devam şey etti. Daha. Bir izleyelim evet. haberimizi. Sonrasında son bir söz. Acaba üslup mu, dil mi? Neydi problem? Şimdi onu da konuşalım. Şöyle tabii ki bu işbirliği olsaydı sadece Nevşehir'le kalmayacaktık. O simülasyonumuzda ben açıkladığımda yaklaşık biz 6-7 büyük şehir alacaktık. Ve iller alacaktık. 80 civarında ilçe alacaktık. Yani bu oy oranlarına göre 2014'te. 7 il 55 ile 85 evet. arasında bir ilçe. İyi evet. Parti bunu kazanabilirdi. Kazanabilirdi. Ama hatta bu gördük ki bu seçimde çok daha büyük bir halkımıza tepki var. Bu sayı katlanırdı. Yani siz bunu öngördüğünüzde parti yönetimi neden bunu öngöremedi? Bu durumda hani bir takım eleştiriler de vardı. İyi Parti'nin bu tavrından bizim anladığımız hani eleştiriler bu şekildeydi. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybettirmek için yarışa bu şekilde giriyor değerlendirmeleri. Ne dersiniz? Şimdi tabii böyle bu söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. Bunda Sayın Akşener'in seçim sürecince hani kullandığı dilden kastettiğim oydu. Yani muhalefetin adaylarına yönelik söylemleri halkın içerisinde rahatsızlık yarattı. Çünkü niye? Biz daha 8 ay önce 14 Mayıs'ta bu eleştirdiğimiz şahısları bu ülkenin yönetimi için Cumhurbaşkanı yardımcısı ve hatta Cumhurbaşkanı olması için aday olarak sunduğumuz kişileri 8 ay sonra böylesine şiddetli bir şekilde eleştirmeyi halkımız kabullenmedi. Korkaklar dedi. Ekrem İmamoğlu'na ki Cumhurbaşkanı evet, adayı olarak görüyordu kendisini. Gözü başka yerlerde, başka makamlarda dedi. Meral Akşener, Mansur Yavaş'a çok ağır ifadeler de bulundu. Hatta işte bu seçim sürecinde, Mayıs seçimleri sürecinde sürekli yan yanalardı Mansur Yavaş'ta. Ve i̇şte bu sözler geldi. Bu söylemlerden kastettiğim de buydu. Yani seçim süresi ki bizim partimiz makulün partisi. Hep Sayın Akşener, Meral Akşener der ki biz makulün partisiyiz. Biz hep makulüz. Bizde böyle sivrilikler yoktur. Makuliyeti mi yitirdi o zaman? Yani bu seçim sürecinde biraz bu kendi partimize uygun gördüğü kıstasların dışında konuşmalar yaptı. Efendim haberimizi izleyelim. Hep birlikte son bir soru için geri döneceğiz. Şu anda makam kapısı söküldü. Mazbatayı aldılar. Makam odasının kapısını söktürdüler. 31 Mart yerel seçimleriyle beraber bazı belediyeler el değiştirdi. Kiliste oyların yaklaşık %42'sini alan CHP'li Hakan Bilecen belediye başkanı seçildi. İlk iş olarak makam kapısının sökülmesini istedi. Evet, şu anda makam kapısı söküldü. Muğla ve Soma'da da benzer görüntüler kaydedildi. Köyceğiz ilçesinde ipi göğüsleyen CHP'li Ali Erdoğan makam kapısını söktürüp koltuğuna öyle oturdu. Soma'nın yeni belediye başkanı Sercan Okur da ilk icraat olarak eline matkabı aldı, makam odasının kapısını yerinden çıkardı. Balıkesir'de 74 yıl sonra CHP'ye geçti. Oyların %51'den fazlasını alan CHP'li Ahmet Akın göreve başladı. Mazbata töreninde ilk iş olarak indirimli ulaşım hakkının geri getirileceğini söyledi. Son günlüklerinde maalesef üzülerek söylüyorum. İyi yaptılar. Bakın. Bazı meslek gruplarına ve öğrencilerimize verdikleri
hakkını iptal etmişler. Bu son kötülükte mağdur olan hemşerilerin üzülmesin. Biz bu zararı, hem bu zararı engelleyeceğiz ve herkesin yanında olup derhal gereğini yapacağız. Kırşehir'de ise ikinci kez seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Bazıları çıktı. Biz getirdik, biz götürecek dedi. Demek ki şöyle değilmiş. Siz yoksanız biz varız burada, yine bir seçim kazandık. 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'nin kazandığı tek il Nevşehir'de de mazbata töreni düzenlendi. Rasim Arı mazbatasını alarak koltuğuna oturdu. Türkiye'de gerçekleştirilemeyen bir ittifakı Nevşehir'de kurduk. Nevşehir'de siyaset ayrımcılığı, parti ayrımcılığı yok. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmış. Sivas'ta bu seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ne geçti. %43'ten fazla oy oranına sahip olan Adem Uzun mazbatasını aldı. Belediye çalışan arkadaşlarımız hepsi rahat olsunlar. İşlerine devam etsinler. Geldiğimiz zaman kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ahmet Zeki Üçok'a son sorum. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ne yapmalı? İstifa etmeli mi, etmemeli mi? Bu soruyu yönelteceğim. Yalnız İYİ Parti'nin karnesine de bir bakalım. 2018 genel seçimi. İYİ Parti'nin oy oranı %9,96. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi %7,42. 2019 yerel seçimlerinde belediye meclisi üzerinden bir hesaplama yapıldığında %7,45. 2023 genel seçimi %9,69. Bu seviyelerde devam ederken birden bir çakılma İYİ Parti'de %4,59. Ki hani bu bir yerel seçim değil, genel seçim olsaydı İYİ Parti baraj altı kalmış olacaktı. Peki bu durumda Akşener ne yapmalı? İstifa etmeli mi? Şimdi Türkiye'nin bir merkez partiye ihtiyacı var. Ve merkez parti olmanın en büyük adayı biz İYİ Parti'yiz. Bizim Sayın Akşener partimizin merkez parti olabilmesi için bir yenilenmeye ihtiyacı var. İYİ Parti yenilenmeli. Sayın Akşener de bu yenilenmeye izin verecek olan tavır ve davranışları göstermelidir. Yani istifa yani, etmelidir diyorsunuz. Ya tam öyle demedim. Takdir kendisinin. Ama söyledikleri neydi? Başarısız olursam istifa ederim. Yani o yani Sayın Genel Başkan'a istifa etme demek gibi bir öyle şeyim yok. Ben sadece Sayın Genel Başkanımızın çok değerli bir siyasetçi olduğunu, bugüne kadar partimize yaptığı hizmetler, 17'lere, 18'lere de onun söylemleriyle geldik. Ancak şunu gördük, partimizin bir yenilenme ihtiyacı var. Yani bu yenilenmeyi sağlayamazsak ne yazık ki bu %4,59'un da çok altına inme tehlikesi var. O yüzden partimizin bu genel kurulda yenilenmesine izin vermeli ve bunu gerçekleşmesi için de elinden geleni yapmalıdır. Efendim teşekkür ederim. Geldiğiniz, anlattığınız İYİ Parti'de neler oluyor? Ahmet Zeki Üçok anlattı, paylaştı.